Su gibi ömrün olsun. Yangınlarımı sular yağdırdım. Damla damla söndüm, seninledim. Onar onar saydığım kayıp yıllarımı onardın. Saat saat bulunduk meşgulden gün yüzüne çıksın. Günler gördüm yüzünde. Ömrümün kapılarını sana açtım, çalmadan gir içeri diye. Adıyorum şimdi sana, onca kırık aşktan sonra arta kalanımı. Temize çekiyorum sende bütün yalanlarımı. Senin aşktaki kadrini bilmek için önce kadersiz aşklardan geçmeli insan. Eksiltip kıran ayrılıklar, kavuşmalara giden yollara çıkar. Vefayı boza da, gülmeyi gülhanede unuttuğum garip bir zamanda çıka geldin. Hoş geldin yitirilmiş sevgililer köyü coğrafyama. Hoş geldin, bir daha seversen namerdin sokağa. Hoş geldin gülüm su gibi ömrüne. Hoş geldin gülüm su gibi ömrüne. Sokağı bitirdin mutlu bizim olsun. Sokağı getirdin mutluluk bizim olsun. Hoş geldin gülüm. Sokağı getirdin mutluluk bizim olsun. Sokağı getirdin mutluluk bizim. Bitti dediğim yerden başlıyorsun. Dinli dediğim yerden oluk oluk kanıyorsun. Beni en iyi sen tanıyor, sen anlıyorsun. Ne hoş gidiyor, ne hoş gülüyorsun. En güzel renkli, çocukların gözlerinde gördüğüm, solgun sarı bir zamanda çıka geldin. Hangi yollardan uğradın durağıma? Hoş geldin. Benim kalbim olsa sana hepsini vereceğim. Bir gün kaparsak gözlerimizi, bir gün kaparsak gözlerimizi, sonra çıkarıp köklerde buluşturacak biz. Bir gün kaparsak gözlerimizi, sonra çıkarıp köklerde buluşturacak biz. Bir gün kaparsak gözlerimizi, sonra çıkarıp köklerde buluşturacak biz. Bir gün kaparsak gözlerimizi, sonra çıkarıp köklerde. Gidiyorum iki göz. Neden diye sormazsın biliyorum. Seni bu yüzden seviyorum. Seni bu yüzden seviyorum. Gece uyurken açık olmasın üstüm. Ayaz'a meydan okuma kadın değil. Kendi gider hatırası kalır. Evladiyelik değil aşk dediğin. Evladiyelik değil aşk dediğin. Kimli sakallarımı sevdiğim günden beri. Hasat mevsimi gelmedi yüzüme. Ayrılık ensemizden hiç inmedi. Ellerim seni başka ele değmedi. Sana benden yalanıyor bilirsin. Alnım açık gül yüzlü. Hadi sen de sil gözyaşlarını. Ve hakkını helal et. Yıldız gözlü. Yıldız gözlü. Yıldız gözlü. Ya. Neresi memleket? Sakarya burası. Anne baba dedeler nereden gelmişler? Babam Yugoslavya maltıra, annem hemşinle Akinopa'dan geldi. Anne hemşin? Hemşinliler. Yugoslav macup, o taraftan da benim biraz o hemşerim oluyorsun.
Damat sizin taraf ne taraf? Ben de Aslan Akgünopalı'yım. Hopalı. Anne baba dedeler hepsi hopalı mı? Evet. Sen o zaman şimdi bize hopadan bir türkü söylersin. Türkü söylemem bilmiyorum. Kusura bakmayın. Peki siz ne zaman tanıştınız ilk? Sen hatırlamazsın, sana sormayayım ayıp olur diye kıza soruyorum o yüzden. İlk nerede tanıştınız? Abimin düğününde. Abinin düğününde. Genelde öyle olur zaten düğünlerde falan. Bakalım bu düğünden ileride nasıl bir düğün çıkacak acaba? Abinin düğünü kaç sene önce oldu? 5-6. seneye girdiler. 6 sene? 6 sene mi beklediniz? Sen o zaman 12 yaşındasın. 6 sene önce. Maşallah, evet. Düşecek misin, niye? Damat düşecekmiş, tut. İki güzel kardeşime bir dua edelim. Allah öncelikle onlara sağlık, sıhhat versin. Hepimize tabii bu arada, hepimize sağlık ve sıhhat versin. Çünkü dünyada en büyük zenginlik sağlık ve sıhhattir. Allah hepimize sağlık, sıhhat versin. Ve evlatlarımıza da sağlık ve sıhhat versin. İnşallah sağlıklı, sıhhatli evlatlarımız olur. Daha sonra ikinci büyük zenginlik var. O da mutluluk ve huzur. Her şey oluyor ama mutluluk ve huzur olmazsa olmuyor. Para da oluyor bazen ama huzur olmuyor, mutluluk olmuyor. Allah daha sonra mutluluk ve huzur versin hepimize ve çiftimize. Daha sonra da bolluk ve bereket versin inşallah. Rızkımız geniş olsun. Bir yastıkta mutlu, huzurlu bir şekilde böyle boyunuz gibi uzun ömürleriniz de olsun inşallah. Boyunuzu aşan çocuklarınız olsun sağlıklı, sıhhatli. Amin değil mi? Ve hep birlikte böyle hep mutlu, huzurlu günlerde, mutluluk ve huzur içinde, sağlık, sıhhat içinde ve bolluk, bereket içinde bir ömür sürelim. Ve hep birlikte bu mutluluğu, huzuru paylaşalım inşallah diyoruz. Ve gelinimize, damadımıza, onları buradan yolcu etmeden önce ve aramızda bulunan tüm genç arkadaşlarımıza bir öğütle onları buradan yolcu ediyoruz. Bakın, yaklaşık 600 küsür yıl 3 kıtada hüküm süren bir imparatorluğun ilk padişahı olacak insana hocası nasıl bir öğüt vermiş? Demiş ki, oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Avun oğlum, avun, güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamsın ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarında savrulup gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatli olasın. Dünya senin gözlerinin gördüğü kadar büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler ancak senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı, atanı say. Bereket büyüklerle beraberdir. Şu dünyada inancını kaybedersen eğer, yeşilken çorap olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördün, söyleme. Bildin, bilme. Sevildiğin yere sık gidip gelme. Kalkar muhabbetin, itibarın.